Bu gördüğünüz kediler, fareler, tavşanlar ve köpeklerin birçoğu doğal hayatına devam edemeden dört duvar arasında laboratuvar ortamında hayata gözlerini yumuyor. Bugün net rakam tam olarak bilinmese de dünyada milyonlarca hayvan laboratuvar deneylerinde kobay olarak kullanılıyor. Türkiye'de ise bu rakam 300 bin civarında. İşte bu hayvanların deneylerde kullanılmaması için projeler yürüten, farkındalık çalışmalarına öncülük eden bir dernek var. Adı Deneye Hayır Derneği. Bu derneğin kurucularından biri de 20 yıldır hayvan hakları konusunda çalışmalar yürüten Yağmur Özgür Güven. 2014 yılında deneylerde kullanılan hayvanların hakları için çalışmalara başladık. 2014'te bir mecliste yasa süreci vardı. 5199 sayılı kanunun revizesiyle ilgili. Bu süreçlere biz de dahil olduk ve kanundaki 9. madde deney maddesindeki değişikliklerle ilgili yasama sürecine dahil olarak giderek çevre komisyonunda taleplerimizi belirttik. Ondan sonra aralıklı olarak çalışmalarımıza devam ettik ve sonra bu süreç bizi dernekleşmeye itti ve Eylül 2019'da tüzel kişilik kazandık ve Deneye Hayır Derneği olduk. Hayvan hakları savunucusu Yağmur Özgür Güven, Deneye Hayır Derneği'ndeki çalışma arkadaşlarıyla birlikte deneylerde hayvan kullanımının son bulması için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda hayvan deneyleri hakkında bilgilendirme yapılması, farkındalık oluşturulması, politika üretilmesi ve hayvan deneylerine sağlıklı alternatif yöntemler geliştirilmesi için çaba sarf ediyor. Deneye Hayır Derneği, hedefleri doğrultusunda 3 farklı proje üzerinde çalışıyor. Bu projeler, etik eğitim hakkı, laboratuvardaki tüm türler evlere ve deneysiz belediye. Birincisi etik eğitim hakkının fen bilimlerinde okuyan öğrencilere tanınması. Yani bunu biraz açmak gerekirse, veterinerlik, tıp, biyoloji gibi bölümlerde öğrenim gören öğrenciler felsefi görüş, dini inanç, etik düşünce sebebiyle canlı hayvanların kullanıldığı derslere dahil olmak istemiyorlar. Bu hayvanları öldürmek istemiyorlar. Bir tanesi deneysiz belediye, bir tanesi de LATTE yani laboratuvarlardaki tüm türler evleri adlı projemiz. Şimdi deneysiz belediyede amaç şu, şu anda mevcut mevzuata göre yerel yönetimlerin bakım evleri ya da sokaklardaki hayvanları, kedi ve köpekleri denek olmak üzere laboratuvarlara vermeleri yasal. Yani böyle bir izinleri var. Ama biz bunu engellenmesini istiyoruz. Çünkü bu hayvanlar yasal olarak zaten belediyenin bakım ve sorumluluğu altında. Biz bunu yasalarla şu anda engelleyebilecek durumda olmadığımız için belediyelerden bir talebimiz oldu. O da şuydu, meclislerinden bir karar alarak İşte bakım evimizde ve sokaklarımızdaki kedi ve köpekleri denek olarak laboratuvarlara vermeyeceğiz diye bir taahhütte bulunmalarıydı. Derneğin çalışmalarından biri olan laboratuvardaki tüm türler evlere projesiyle deneylerde kullanılan ve sağlık durumu uygun hayvanların aile yanına verilmesi hedefleniyor. Dernek kurtarılmış bir deney faresi olan Latte'nin maceralarını konu alan ve canlıların yaşam hakkını anlatan çocuk kitabıyla bugüne kadar 44 ilde 5000'e yakın çocuğa da ulaştı. Dernek bünyesindeki birçok farklı meslek grubundan insanlar da bulunuyor. Onlardan bir tanesi de Doktor Oğuzcan Kınıkoğlu. Dünyada hayvanların eğitimde kullanılmasının yerine geliştirilmiş bilimsel alternatif metotlar var. Mesela bir öğrenci dikiş atmak istiyorsa bunu canlı bir hayvan ya da ölü bir hayvan üzerinde yapmak yerine 3 boyutlu tekniklerle üretilmiş gerçek doku hissiyatı veren materyaller üzerinde bu tarz eğitimleri gerçekleştirebiliyorlar. Kesildiği zaman kanamayı taklit eden yine yapay materyaller var. Yine hayvanlar üzerinde kısırlaştırma tekniğini uygulamak için yapılmış olan alternatif metotlar var. Bunların hepsi zararsız metotlar. Hiçbiri hayvanlara zarar vermiyor. Hiçbiri eğitim sırasında hayvanların ölümüne sebep olmuyor. Bu tarz bilimsel alternatif metotları da yaygınlaştırarak ülkemizde yılda 10 binlerce hayvanın bu şekilde kurtarılmasını sağlayabiliriz. Dernek ayrıca yasa koyucuların dikkatini çekmek ve kamuoyunda sıkça tartışılan 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nun iyileştirilmesi için de çalışmalar yapıyor. Nihai hedefimiz hayvan deneylerinin son bulması ama kısa vadeli hedeflerimiz bir tanesi bu laboratuvardaki hayvanların yuvalandırılması, ikincisi alternatif yöntemlerin bir an önce daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanması, üçüncü hedefimiz de eğitimde hayvan kullanımının son bularak tıpkı batıdaki bazı ülkeler gibi maket, model, bilgisayar simülasyonları gibi alternatif yöntemlerin kullanılmaya başlanması.
Yağmur Özgür Güven, tüm türlerin yaşam hakkını savunmak ve daha adil bir dünya için Deneye Hayır Derneği'ni kurdu. Hem yaşam hakkını savunduğu hayvanların hayatlarında hem de sivil toplum alanında daha önce gündeme gelmemiş bir meselenin savunucusu olarak kocaman bir fark yarattı.